Yüzyıllardır Anadolu topraklarının her adımına ayak izi bırakmışlardır. Yaylak kışlak ikileminde geçen konar geçer Türkmen boylarıdır. Genellikle yaptıkları iş ya da benimsedikleri hayat tarzı üzerinden adlandırılıp anılırlar. Senin ayakkabılar gitti. Giyecek mi ayağını? Bunlardan biridir sarı keçililer. İki yerleşik düzeni benimseyen, yazın ovadan yaylaklara, kışın yaylaklardan ovaya göçen Tosmorlular ve yerleşik düzendeki Mut yörükleri. Kış aylarında Toros dağlarının eteklerini, yazın ise yamaçlarını ve zirvesini yurt edinmişlerdir. Asırlardır konar göçer bir hayat sürdüren sarı keçiler, doğa şartlarına uygun olarak sürülerine yeni yeni otlaklar bulmak için baharın gelişiyle birlikte iki koldan yola çıkarlar. Birinci kol Mersin'in Anamur ilçesinden yola çıkar. Aydıncık üzerinden Gülnar'a varır. Mut ilçesi, Göksu Havzası'ndan geçer, Gravga bölgesi üzerinden Hacı Baba Dağı'nı takip ederek Konya topraklarına inerler. Daha sonra Sarı Oğlan, Apa, Hatunsaray ve Sarı Kız belini geçerek Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Hadim'e dağılırlar. İkinci kol ise Erdemli'den çıkıp Silifke, Mut, Kozlar yaylasını takip ederek Karaman'ın üst tarafından geçerek bir kısmı Fesleğen yaylasına, bir kısmı ise Taşkent'in Avşar'ına dağılırlar. Sarı keçili yörükleri en son konaklama olarak, yani başlangıç Silifke yöresinden bu tarafa geldikten sonra burada konaklıyorlar. Buradan da kış gelmesi sebebiyle tekrar geriye yolculuk yapacaklar. Yolculuklarını da diğer yörükler gibi değil, bu yörükler, yani burada bulunduğumuz yörükler, karşıda görmüş olduğumuz o develerle yarın kervanlarını düzecekler. Bu develerle 287 aileden oluşur sarı keçiler. Develer yüklenir, kervan düzülür, sürüleriyle yeni yeni otlaklar umuduyla yaylaklara doğru yola koyulur yörükler. Tek geçim kaynaklarıdır keçileri. Başkaca bir iş de bilmezler. Yerleşik düzende yaşamak mutsuz eder onları. Özgürlüklerine düşkündürler. İstemezler yerleşik düzeni. Eğer ararsanız, eğer bulmak isterseniz, gerçekten bulursunuz bu yörelerde bir yörük çadırı, deyiverir yörük anası Pervin Ana. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl olsun yörük? Konar geçer yörüklerinden. Evet, sarı keçililer. Anadolu'da tek böyle yeri, yurdu, yaylası, yani sehil. Yerleşik bir düzeni olmayan bir yörük sürüsü. Evet, yani yaylası da belli değil. Yani diğer yörüklerin yaz yurdu da bellidir, yaylası da bellidir. Evet, ama şu an gördüğün gibi yollardayız. Evet. Ama davarlarımız yolda, hepimiz yollardayız. Geleceğimiz yer henüz belli değil, belli yollardayız. Konaklayacakları yeri seçtiklerinde bir çırpıda kuruverirler çadırları. Göçer yörüklerde hoz goyaklar yurda. Nazlım göçmüş de yüreğime
derdo. Bu ayrılıkta seninle dört olur o. Soru verdik Yörük anası Pervin anaya. Konar göçerlerin yaşamını. Mersin Anamur'dan çıkıyoruz. Evet. Kolumuz yani bir konvoy mu diyeceğim artık, evet. Bir göç güzergahımız. Aydıncık üzerinden Günlara, Günlardan Muta, bu Göksu Havzası'nda Gravga bölgesi. Evet. Oradan çıkar Hacı Baba Dağı. Hacı Baba Dağı'ndan sonra Konya topraklarına ineriz. Evet. Konya topraklarından bu bulunduğumuz bölge Sarıoğlan, Apa, buradan Avaz, Avaz'dan sonra Hatunsaray, Sarıkızbeli. Oradan Beyşehir ve Seydişehir'e dolanırız. Ve Bozkır Hadim civarına da buradan Sarıoğlan'dan sonra dağılırız. Bu geliş güzergah. İkinci geliş güzergahımız da şeyden gelir. Bu Silifke tarafından, Erdemli tarafından gelir. Karaman'ın üst tarafından. Onların da bir kısmı buralara, bir kısmı da Hadim, Taşkent, bu şeye, Fesleyen yaylasına, Belbünar, Tosmur yaylalarına, Taşkent'in Avşar yaylalarına varırlar. Yani çok dağınız. 287 aileyiz ama yani işte dağlara nereye varırsanız varın bir yörük çadırı bulursunuz. Ama gerçekten ararsanız. Ararsanız. İşte aradık bulduk ve siz. Evet. Ya, ama yok diye de. Ceyrenli düşüyor. Yoksa sizsiniz giden oğlum, beton binalara giden sizsiniz. Şuraya. Allah bizimkiler Allah. Gitmiş zamanda. Ben ne yapayım abla? Geri dön. Geri dön. Nasıl döneceğiz bilmiyorum ki. Evvela kara geçirir. Kır çadırla devam edeceğiz. Sen gel yanımıza yardım et. Var olan gerçek değerleri, evet. Dereleri, ormanları, gördüğümüz güzelim görüyorsunuz burada ne var? Apa var. Apa Gölü, evet. Apa Gölü burası, evet. Apa Gölü'nün karşısında. Gerçek değerleri yok ederek yaşanılmaz. Bakın klimalı gibidir. 40 güzel bir görünümü evet, var, evet. 40 dereceye varan sıcaklık olsa, 45 dereceye varan sıcaklık olsa dahi içeride 10-13 derecede bir ılık ortam oluşur. Onun da kıl keçinin kılı sağlıyor bunu. Anladım. Peki yağmur geçiriyor mu? Hocam şimdi ben daha doğrusu bu konuda bilgi sahibi yağmur, olduğum için. Yağmur geçirmez. Keçi evet. Kılı. Evet. Nedenini söyleyeceğim. Şurada ateşimiz yanar. Yağmur ekmeğimizi, yağmur. Aşımızı her zaman yani sacımızı buraya kurarız. Evet. Duman buradan çıkar gözeneklerden giderken yağmur da yukarıdan gelir. İncecik ilk çilentide girer ama süpürgeyle süpürürüz. Yok süpürürüz. Küçük bir gözle görünür bir zar oluşur. O zardan sonra yukarıdaki gözenekler tamamen kıllar şişme yapar kapanır. Yani buradan gelen yağmurlar diyorsunuz. Başlangıç aşamasında bir tane kendilerine yölem almıyorum. Yani yol ediniyor ve o dam... İlk girişte duman da buradan çıkıyor. Yağmur da ilk giriyor ya. Açma değil. O anda süpürgeyle o dumanın o sis gibi dumanla yağmurla birleşen o esnada bir süpürge olay olur. İster çam yaprağı ne bulursak süpürge süpürürüz ve gözenekler kapanır, kıl şişer, yağmur girmez. Bugün bir şey daha öğrenmiş. Görünüm çatı görünümünde meyilli yağmur suyu akar gider. Bu kullandığımız direkler en az bizi 30 yıl yani 45 yıla o kadar mıdır, yoksa dikilidir. Dikilidir. Çanak germe, deriz ona. Germe, yok o çanak bu direk. Yani şuraya bir şeye bağlı mı bu? Dikili. Çadırın kendine ben dikili çanak. Anladım. İsmi ha, çanak. Tamam, şimdi. Şimdi çanak tamam, hocam bunlar çanak. Şuralardan. Şuralardan ne deriz buna? İp mi deniyor? İple. Evet. İple yukarı. Kıl iple. Kıl iple yukarı. Golana dikili. Bunlar bağlı, gelen bu golan. Gelen golan hocam. İşte bakın, bu çadır yani dokuz kanat. Ne güzel bir teknik. Şöyle gördüğünüz gibi bu gördüğünüz dokuz kanat. Siz buldunuz bunu değil mi? Ya ecdadımız, dedelerimiz yapa gelmiş. Biz bulduk dersek yanlış olur. Ecdadımızdan bize aktarlar.
Ne zaman dönüyorsunuz? Yani şey olarak... Göç mevsimimiz Eylül'ün 15 ile 20'si arası. İklime bağlıyız. İklim kadar da hayvanlarımıza bağlıyız. Biz göç takvimini, tarihini belirleyemeyiz. Evet, yani... Hayvanlarımız belirler. Keçilerimiz, develerimiz belirler o göç güzergahı. Arası belirler. Evet. Yağmur. Evet. Yani evet, doğa belirler. Mevsim. Evet. Mevsimler, doğa belirler bizi. Ben şöyle diyorum yani... bu geleneği yaşatın. Yani bunu birilerinin yaşatması lazım. Siz bugüne kadar getirmişsiniz. Çocuklar bunu devam ettirecekler mi? Yani öyle bir şey var mı? Yoksa onlar da daha sonra yerleşik sene geçecekler mi? Şimdi gençlerden biz hep bunu gördük. Yani evet. Gençlerimiz bize diyor ki ya biz hazır yataklar bizi rahatsız ediyor diyor. Yatmak istemiyoruz diyor. Bırakın topraklar bize yeter. Topraklar yatalım, evet. Bir dernek kurduk. Çocuklarımıza eğitim verirsek daha iyi düzeyde olacağımızı zannediyorduk. Ama maalesef eğitimle bitmiyormuş. Evet. Doğayı, tüm canlıları, yaşam alanlarını sevmek başka bir eğitimmiş. Evet. Ama bu eğitim hiçbir okulda verilmiyor. Evet. Biz çocuklarımız okullara gönderdik ama çocuklarımız gerçek yaşamın burası olduğunu, gerçekten biz onları okullara gönderdiğimiz zaman bir şeyin sonunun geldiğini gençlerimiz bize anlatmaya çalıştılar. Evet. Biz dernek sorumluları olarak biz zannediyorduk ki çocukları eğitimle hani yönlendirirsek, eğitim aldırırsak çocuklarımıza hani belki gelecek için daha güzel değilmiş. Yolunuz düşerse bir yörük çadırına, size ikram ederler bir tas ayranla bir dürüm çomacı. İçmezseniz ayranı, yemezseniz çomacı kırılırlar, darılırlar o koca yürekli insanlar. Beğenmedi bizi diye geçiriverirler içlerinden. Kırılgandır o güzelim yürekleri. O sebeple içmelisiniz ayranlarını, yemelisiniz çomaçlarını. Yediğimizde o. Yediğimizde evet. Muhteşem. Tat. Evet. Yani sıkma yapayım mı size? Kendi keçilerinizden değil mi? Evet evet, kendi keçilerimiz. Öyle biz dışarıdan keçi meçi peyniri yiyemeyiz. Her şeyi kendiniz imal ediyorsunuz, kendiniz yiyorsunuz. Her şey doğal. Evet, ekmek şey öyle. Keçi tuluğu. Keçi tuluğu. Ondan biraz bahseder misiniz? Nedir keçi tuluğu? Şimdi tuluğu hazırlarız. Ağustos ayında tuluklara peyniri basarız. Tuluğu ben bilmiyorum. Tuluk nedir? Tuluğu. Keçinin, bak keçiyi keseriz. Etini afiyetle eşte dostla birlikte yeriz. Tuluğunu da ne yaparız? Derisini içine açmadan tulum çıkarırız. Tulum çıkar. He. Tamam şimdi. Evet, o tuluğu yoğurt suyuyla, tuzla hazırlarız. İyice eğleriz. Yani böyle derisini ham derilikten kurtulur. İçerisine katık koyabileceğimiz hale getiririz. Evet. İçine hazırlamış olduğumuz peyniri ufalarız. Birkaç gün bekletilen peyniri ufalarız. İsteyen çörek otu dediğimiz, cüccem dediğimiz onu koyar. İsteyen böyle sade peyniri ufalarız. Bir beyaz keseye basarız. Taşın altında akşamdan sabaha kadar hiçbir şey kalmaz. Onu da sabahleyin tuluğa basarız. Basarsınız. Veyahut ki böyle yolda yemeye hazır bidonlara basarız. Hani mesela nedir? Günübirlik yolda bunu tüketiriz. Yaşamları gibi ölümleri de yollara savrulmuştur. Yerleşik düzendeki gibi bir mezarlıkları, mezarları yoktur onların. Gömüverirler geçerken en yakın köy mezarlığına yitirdiklerini. Başında doya doya bir ağıt yakamazlar ölülerinin. Çünkü sürü yol almaktadır. Öyleyse ivedi olmak gerekmektedir. Sürü yol üstündeki bağlara, bahçelere zarar verebilir diye düşünür, acılarını yüreklerine gömerler. Bir daha ne zaman geçeceklerdir oradan, bir dua okuyabilecekler mi ölülerinin mezarı başında, bilemezler. Ben bu çadır üzerine, deve üzerine. Aksakallı Hulusi Dede yaşamlarını dizelerle, türkülerle anlatıyor bilgece. Yağlı olur aşiretin yüreği, nor peynirdir sofrada böreği, o çadırın beyaz direği, kara çadır değerin biçilmez senin. Kervanlar oluşur mayadan lökten, yorulmaz develerimiz yoldan yükten. Bu aşiretlik geli soydan kökten, kara çadır değerin biçilir mi senin? Gide gide geçeriz vilayeti kazayı, yazarlar malımıza yolda cezayı, o yüzden sevmeyiz muhtarı azayı, kara çadır değerin biçilir mi senin? Çadırın içi sıra sıra denkler, o denkleri develere yükler, Toros dağları bizi bekler, çek kervancı develeri göçelim. Kıldan yünden yapılırdı burmalar, oyulur teknelerde delinirdi kurnalar, yüce dağdan geçen allı turnalar, söyle kara çadırın değeri biçilir mi?
Sağlam kıldandır çadırımızın ipi. Ne kar dinleriz ne de tipi. Hep çobandır köpeği iti. Kara çadır değerin biçilir mi senin? Oğlak meler anasını arar. Anası yavrusuna vermez zarar. Yörük kızı çadırda saçını tarar. Kara çadır değerin biçilir mi senin? Akar derelerde suları durulur. Yıkılır göçlerde çadırlar kurulur. Her şeylerde babadan sorulur. Söyle babam söyle, kimler geçti bu çadırın dibinden? Yağar yağmurda parlar taşları. Sıra sıra gelen sahili kışları. Yaz baharda geçen göçmen kuşları. Söyle kara çadırın değeri biçilir mi? Aşiretin yurdu dağlı ovalı. Çoban aşık olmuş kız havalı. Sular malını çalar kavalı. Söyle ala kaval söyle, kimler geldi geçti bu yayladan? Yaylasın olmayanın benzi soluk. Su içtiğimiz ağaç oluk. Ayran dolu sarı tuluk. Söyle bu yayladan kimler geldi geçti? Sana soruyorum beli bükük nine, kara çadırın değeri biçilir mi? Yeter oğlum, ben yoruldum ya. Dağ gibi sorunları var. Anlatırlar asırlardır yetkililere. Ne rızkına, ne ekmeğine, ne malına göz dikmediğimiz halde elimizdeki var olan değerimizi, çocuklarımızın alın terini korumaya çalışıyoruz. O da para ettiği için değil ha. Para yapsa da. Ha, bilgi kirliliğinden dolayı keçi yasak, giremezsin, gelemezsin. Neredesin? Suç işledin, olağanüstü yakalandın, jandarma geldi, hadi göç, hadi kalk. Yani bu çadırda bunu anlatmak için burada değiliz de, bize sorulduğu zaman içimizdeki var olan bu. Ama biz bizeyken neyi yakalarsanız belki çok güzel şeyler var. Dünyaya belki binlerce yıl ışık tutabilecek bilgiye sahip sadece bilgi göçerlerde var bakın. Doğa bilimcileridir. Rüzgarın nereden estiğini, nereye şey yapılacağını, doğanın nasıl olacağını bize açıkça anlatabilen, ama anlayacak şimdi bizde kulak yok ki. Anlayacak bizde yürek yok ki. Evet, bu kültürü devam ettirenlerde de şu an. Evet. Kopmalar var halkalarda değil mi? Evet. Ama evet. Ama bu nedir biliyor musunuz mu? Hep birilerinin şeyi. Çok böyle gelip ya sizin de hakkınız. Sizin çocuğunuzda televizyon seyretmek hakkı. Sizin çocuğunuzda işte yerleşip okula gitmesi hakkı. Ya bizi bize bırakın, bizim ne istediğimize biz karar verelim. Siz karar vermeyin. Yani siz kendi makamınızdaki kararınızı siz veriyorsunuz zaten. Biz ne istiyoruz? Bize destek değil. Yani biz engel kalksın istiyoruz. Yani bu engeller kalksın. Göçerliğin de bir hak olduğunu, yaşam hakkı olduğunu, yaşamak istediğimizi, biz bunun çabası içerisindeyiz. Gerçekten doğal bir şeyler yaşanmasa da, felaketler olmasa da bizim yaşam biçimimizde ne yapabileceğiz, yarına neyi koyacağımız. Bugün ziyafet var galiba. Bu sabah en yoğurdu, yemeden doyurdu. Babamız keleş, boğazımız beleş. Atasımız da beleş. Şu senin galiba değil mi? Sizin benim. Hem bize bak, hem bize. Sen bana kavuş atıyorum. Kavurma değil mi şu? Kavurma. Bir dene hemen savurma. Yuva, yumur. Yani. Yani bugün bir şey öğrendik ki sürünün bir kısmı kaybolmuş galiba, öyle mi? Belinli de var, belinli. Belinli mi de var? Belinme, belinme ne demek? Bir kısmı kaybolur. Ona belindi deniyor. Kurtlar ülker, kurt da salmış geçen bir tanesi yemiş. Mehmet de değil mi? Boz mu kurt? Geçen bir aşırmış. Götürmüş ha. Yani o gelince bir kısmı bölünmüş ülker, gitmiş. Ülker hani. Aynen fırlar, ikiye bölünür. Yaylak günleri bitmek üzeredir. Havalar soğuk, yüzünü göstermeye başlamıştır kış. Göç vaktidir tüm yörüklerin. Hatta tüm yaratıkların dönmek gerekmektedir kışı geçirecekleri kışlaklara. Yolculuk yaklaşık 45 gün sürecektir. Çadırlar sökülüyor, denkler düzülüyor, sürü sayılır, develer yüklenir, kervan yola düzülür, oba yola koyulur.
Gevrekli sırtlarından Aydıncı'ya yaklaşık olarak 1,5 ay gibi bir sürede Aydıncı'ya ulaşacaklar. Tosmurlular Alanya'dan Mersin'e uzanan Akdeniz kıyı şeridinde yaşarlar. Yörüklerin başka bir koludur. Tosmurlu yörükler yoğunluklu olarak Erdemli, Silifke yöresinde kışı geçirip baharla birlikte yaylaklara doğru yola koyulurlar. Mut'un Dağ Pazarı köyünü geçip Güme yakınlarında çadırlarını kurup yazı bu bölgede geçirirler. Toprakları genellikle kendilerine aittir. Sabahın alacakaranlığında çevirdikleri çitlerden sürülerini çıkararak yöredeki otlaklara götürürler. Yaşayışları daha çok yerleşik düzen görüntüsü verir. Bizim de yolumuz düştü, dalıverdik hayatlarının içine. Ne edip, neylerle, nasıl yaşarlar anlamaya çalıştık. Siz şimdi bir anlatır mısınız bana, nereden geliyorsunuz? Yani siz Tosmurlu yörükleri mi oluyorsunuz? Biz, ben ona soracağım ben. Ben Kavak'tan geliyorum da. Sen Tosmurlu. Ben yörük değilim diyorsun, yörük kızardım. Ben köylüydüm, ben yörük oldum. Şöyle, yörük kızıyla evlenince yörük oldun, evet, öyle mi? Evet. Fabrikalarda çalışıyordun, öyle mi? Günümüz geçiyordu. Sonra kanım olunca yörük olduk yani. Bizler işte Tosmurlu eskiden ne bileyim Güme'den önce mi yerleşti, sonra mı yerleşti onu hiç bilen yok. Önce bu köyü vurmuşlar. Kıtlık geldi diye. Antalya'dan göçüp gelmişler. Kökeniniz Antalya'ymış, öyle mi? Antalya'ymış. Yani kökeniniz Antalya. Antalya tarafından. Alanya dalarmış. Antalya, evet. Alanya dalarmış. Evet. Oraya bir kıtlık sarmış. Bunlar göç etmişler. Önce burayı bulmuşlar. Buradan da nasıl duydularsa taş ucunda kabuk kozak getirene çavdar veriyorlarmış diye duymuşlar. Burayı da terk etmişler. Gene de yaylaları hiç bırakmamışlar burayı da. Oraya kışın gitmiş gelmişler. Kabuğu kozağı yetmişler. İskeleye taş ucuna el etmişler. İskele dillermiş. Taş ucunun adı ne be? Adamlar yiyeceği çavdarı almış gelmiş. Irmak yakın demişler. Suyu ırmaktan içmişler. Evvel ırmaklar böyle pis değilmişler. Göç yollarınız nereden başlayıp nasıl geliyorsunuz buraya? Önceleri şeyden dolanıyorlarmış galiba. Mara'dan Topboğaz'ı delilermiş. Oradan delilermiş. Sonra Mut yoluna devam etmişler. Mut yolunun geri ver işte Kozlar'dan çıkıp geliyorlarmış. Siz de aynı yolu takip ediyorsunuz şu an. Aynı yolu takip ediyoruz. Şimdi Kozlar'dan gidilmez oldu. Aşağı şeyden geçilir. Bir yol işi de bir çok zevkli bir de. Yola sürdüğüm zaman şimdi biz onu yaşayamaz olduk. Çocuklar okulda oluşun, bizim kendimiz yalnız oluşun, arabaya veririz de. Yol işi konup göçmeler, yükletmeler, oralarda hele bir pilav milaf pişirmeler, bu bulgur pilavı falan bir tat doluyor. Bu ekmeğin falan daha da bir ayrı oluyor. Oralarda ıslansan o rezilliklerine bir tatlı oluyor, bilmem neden ise. Hiç de unutulmaz. Falan yere vardık bir yağmur oldu. Falan yere vardık bir rüzgar esti. Hani askerlik gibiydik. Askerlikte nasıl bir şey hiç unutulmuyorsa. Askerlik hatırası. Torunlarına aynı şekil, aynı günü yaşamış gibi anlatabiliyorsam. Yol işe aynı öyle olur. Malala göçersin. Bunlardan? Anlatıp yıllarca güldüğümüz bir şey var bizim. Onu da anlat bakalım, nedir o? Laf ediyorsan daha güleller. Çömeleğin köprüye geldik, oralar hep sarp. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Yok. Eskiden öyle çatma bir köprü var. Evet. Yani bu buradan en çok yaşayan devlet yapmış anlaşılan. Bizim Türkiye'nin işi değil. Öyle bir çatma yapıp o köprüden geçeceğiz. Köpek yoldan geçmeyi verdi mi gerisine ben koştum. Gel keçe keçe keçe. Yetiş yetiş köpeğe çağırayım. Köpeğe tuttum. Köpek yetmiyor. Köpeğe yüklendi miydi? Köpek ayağımı ayağını bir geldi. Yürüyemeyi. Bir araya kadar bana gülüyorlar. Çömelekten yanına geçenler. Çukur'dan geri beri geliyoruz. Şeyden, Silifke'den tarafında kaldı köpek. Geçiremedik yolu beri. Gören gülüyor. Köpeği kucaklıyorum geçmiyor. Çekiyorum gitmiyor. Uzuğu barkıma aldım. Götüremedim ayağımı ayağına. Dağı verdi. Adım attıramayın. Zor minnet geçirdik. Gülüşe gülüşe bir kaldık.
Sen ne olmak istiyorsun? Ben doktor olacağım. Doktor olacaksın. Kesin kafaya koydum. Aferin, aferin. Ya bu kızı diyor, okudalım diyor, el birliğiyle diyor, yardımcı olalım diyor. Okudamayız helal, biz bu kardeş ile dediğim gibi. Öyle olmasın diyor, el birliğiyle okutmaya çalışalım diyor. Mut yörükleri. Mut'ta eskiden yörükçülük yapan aile sayısı çok olmasına rağmen son zamanlarda sayılarının gittikçe azaldığını görüyoruz. Buna da sebep yörede bahçeciliğin artması ve ormana keçilerin zarar vermesinin etken olduğu şeklinde açıklayabiliriz. Mut'un Topluca köyünde bir ailenin Yapraklı yöresindeki çadırlarına misafir oluyoruz. Beyazlaşmaya başladı. Ne başladı? Kapatarken benim havar dökecek. Annesine diyor ki 35 lira yedi senin havar diyor. Ne diyor dedim? Çinko 35 lira diyor. Getirdi bir dahaki sıra da çinko. 35 lira boşlandı. 35 lira sevdanlar. Hepsi benim hesaba giriyor. Sen kazanıyor mu? Zeytini satıp görüyorum. Göz bebeğe dikkatlerine baksana. Şöyle. Onun için bizim yörelerimiz çok değerli, çok kıymetlidir ama sayı olarak da yörük dediğimiz insanların sayısında bir azalma var. Evet. Hani otlatma açısından yerler çok daraldı. İnsanlar hareket edemez oldu. O açıdan çok daraldılar ve hızla sayıları azalmakta. Yani köyde belki daha önce bir 50 kişi yapıyorsa şimdi 10-15 kişi düzeylerine düştü. Zaman içerisinde bu da yok olacak. Evet, onun için nedeninin birisi de çocukların okula yönlenmesi. Herkes çocuğunu okutmaya yönlendirdiği için bunları beslemeye eleman sıkıntısı. Ailenin tek çocuğu musun sen? Başka var mı kardeşin? Kardeşim o, sadece benim. Efendim? Sadece ben tekim. Sadece teksin. Sen de oğlakları falan otlatıyorsun öyle mi? Evet. Annenle beraber otlatıyorsun. Babanız? Babamla da var diyor. Babanız da keçileri, yani büyüklerini. Ne kadar süreyle burada kalıyorsunuz? 6 ay burada kalıyoruz amca. 6 ay burada kalıyorsunuz. Kaç tane şeyimiz var? Davarımız var, keçimiz var. 300 silah var. 300 tane. Günlük olarak ne kadar kalıyorsunuz? Yani en fazla aldığınız zamanda. Baharın çok oluyor süt. Yani 70-80 kilo oluyor. Otlar olarak kurudu, gün dönümü döndük yere otlar kurudu mu gün gün azalıyor. Azalıyor. Şimdi yani 10 kiloya düştü, 20 kiloya düştü diyelim. Keçi sürülerimiz sahım yapılmak üzere eve geliyor. Biraz sonra sahımı yapılacak. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz abi, Allah'a şükür. Bir yaramaz durum yok. Ot satma sahası sıkıntısı dışında fazla bir sıkıntımız yok. Ormancılarla bir problem var mı? Milli parklarla var Musamcı. Milli parklarla? Milli parklardan sıkıntı ne? İşte şimdi onların şeyine göre bu yoldan aşağısı Milli Park sahasına koruma alanında giriyorlar. Avyaban hayatı. He. Şimdi oradan bir memur verdiler bize. Şu karşıdaki dağın arkasında da var yani orman sahası. Orada da bir ayağı bir yer kapattı orman dairesi. Orası için dilekçe verilmişti yani. Böyle böyle otlatma sahamız azalıyor. Yardımcı olun diye. Oradan bir memur verdiler bize. Geldik, oranın keşfini yaptı, bu dediğimiz sahanın keşfini yaptı. Ben de aşağı vardım mıydı, mutlaki memurlarla görüşürüm. Burayı açtırır size dedi. Görüşmüşler, ona da o şekilde tepki vermişler. Yani kıl geçisini açamayız, daha yetişmeyen yeri var demişler. Ya devletten istediğimiz, devlet bize bu şeyde katkı veriyor, destekleme veriyor ama
biz destekleme istemiyoruz. Yani arazi istiyoruz. Yıl yıl ortam daralıyor. Evet. Mal çoğalıyor. Evet. Satamıyoruz. Evet. Par etmiyor işte. Par etmiyor. Bir de otlattığınız yerde alan daralıyor. Yıl yıl alan daralıyor. Daralıyor. Yani oralara ormancılar sizi evet. sokmak istemiyor. Evet. Hakkı evet. olarak onlar da ormanı korumak istiyor. Evet. Siz keçilerinizi korumak evet. istiyorsunuz. Onları duyurmak istiyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Ama sizin zaman zaman bu ağaçlar büyüdükten sonra bunlar otlatmaya açılacak. Daha çok keçi besleyeceksiniz. Daha verimli olacak. Tabii tulu sanırım yani veya yanlık öbür ismiyle bunu taşıması kolay olduğu için herhalde. Çünkü konar göçer olduğu için devamlı herhalde dağlarda dolaştığın için. Evet. Katlıyorsunuz herhalde. Katlıyorsunuz. Yaydığımız kazanı şimdi çökelek yapmak için kazana boşaltıyorsunuz. Kazana boşaltıyoruz. Ondan sonra da ateşte pişiriyoruz. Bu tabii yaklaşık olarak ne kadar zaman pişecek bu? Yarım saatte pişiyor. Yarım saatte çökelek oluşuyor değil mi? Katılaşmaya başlıyor. Katılaşıyor. Suyu altta kalıyor. Onu gene biraz önceki çomça dediğimiz şeyle boşaltıyoruz. Bez keçeyi boşaltıyoruz onu. Ha, bez keçeyi. Çökelek içinde kalıyor. Çökelek içinde kalıyor, evet. Güme yörükleri. Bu yörükler yerleşik düzende bir hayat sürerler. Sürüleri koyun ağırlıklı. Sürülerini keşik, yani sırayla yapılan iş anlamına gelen bir yöntemle her hafta biri ya da birileri otlatıyor. Ancak günümüzde bu işi genellikle maaşlı çobanlar yapıyorlar. Çoban gün doğumu götürdüğü sürüyü öğle vakti köye yakın bir yere sağım için getiriyor. Koyunları sağacak yörük kadınları eşeklerin sırtında sürünün olduğu yere gidiyorlar. Yörük kadınlarından bir tanesi koyunu yakalamış, sağıyor, süt sağıyor. Sağım işi bittiğinde sütleri eşeklere yükleyip köye dönüyorlar. Kangal değil mi bu? Kangal cinsi. Oraya kafasını sokuyorsunuz öyle mi? Onun için nereye kaçamıyor, kaçamayınca da sağıyorsun. Başkası gelmiyor. Dediğiniz zaman biz felaket kızıyoruz söylüyor. Öyle mi? Acayip bak. Belki de gerekirse gerek yok. Makinaları kapatın diyebiliriz. Bak açık söylüyorum. Tamam abla ben gireyim. Çünkü var ya. Hep şey girdi. Yok, yanlış anlama. Dur otur. Sarı yaylamda seni yaylayamadım alabahar kariken. Avcı palazını da avlayamadım. Oh,